Evet sevgili izleyenler, şu an yayındayız, bunu biliyorum. Sadece yayında sesi kontrol etmek amacıyla bir bakacağım. Ses varsa sorun yok zaten. Evet. Seste herhangi bir problem gördüğüm kadarıyla yok. Az sonra arkamda bir balıkçılar var. Onlarca büyük balıkçı teknesi var arkamda. Onları göstereceğim size. Bunlarla ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum şu anda. Sesi de şöyle bir kısalım. Evet sevgili izleyenler, biliyorsunuz ayın 8'i, 8'inde hamsi balığı kavağa çıkmıştı biliyorsunuz daha önceden. Hamsi hak getire kimse bulamıyordu. Çünkü uygunsuz bir şekilde avlanmadan dolayı yem fabrikalarına giden hamsi balığı nedeniyle normal 9 santim standardında ibadında olması lazım en düşüğü. Fakat maalesef Amasra açıklarında tarla ağzı limanı yem fabrikalarına giden ve boyları 5 santim yavru yani ufak ufak minik minik hamsi balıklarının avlanmasıyla ve günde diyebilirim ki binlerce ton o şekilde uygun olmayan hamsi buradan yem fabrikalarına gitti. Ve bunu maalesef yetkililer seyretti. Ben burada mesela Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı var. Bunların denetim yapma şeyleri, imkanları var. İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlükleri var. Bunların da yetkileri vardı. Bunlar da gerektiği şekilde denetimler ve incelemeler yapıyorlardı. Fakat her ne hikmetse sanki sihirli bir değnek vardı bir yerde, el vardı. Her şeyi böyle değneği değdirdiği anda görünmez kılıyordu. Ve kurumlar görevlerini yapamaz hale gelmişlerdi. Ben bunu açık yürekle söyleyebiliyorum. Çünkü kendim bizzat gördüğüm şeyi söylüyorum. Arkamda şu anda onlarca büyük, buradan değil dışarıdan gelme, Trabzon'dan, Hopa'dan, artık Artvin'den, aklınıza neresi geliyorsa, Samsun'dan, onlarca balıkçı teknesi, büyük tekne şu anda ağlarını atmış. Balık tutuyorlar fakat bunlar istavri tutuyorlarmış bildiğim kadarıyla. Hamsi yarın serbest kalacak. Burada balıkçılardan bazılarıyla görüştüğümde şunu söylediler. İstavrit'te de belli bir boy olayı var ve bir elek sistemi varmış esasında. Elek sistemini ilk defa duydum. Yani yakaladığınız istavrit geliyor, bir hava emici bir büyük bir hortum var. Hortumdan geçiyor, yukarı doğru havayla beraber püskürtme yapılıyor, eleğin oraya çarpıyor ve eleğe düştükten sonra ufak balıklar tekrar suya dönüyor, büyükleri ağın içinde kalıyor diyorlar. Fakat burada şu sorun var, tazyikli çok kuvvetli bir şekilde yukarı doğru o püskürtülen balıklardan zaten o denize dönen yavru balıkların %80'inde ölü olarak denize döndüğü ve arkalarında balıkçı teknelerin arkasındaki o martıların da bu balıkları yemek için teknelerin arkasından gittiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir itham bu. Ve bunun yasaklanmasıyla ilgili şu anda bir çalışmanın olduğu da bana gelen bilgiler arasında. Evet, arkamda şu anda ağlarını atmışlar, balıkları çeviren gemiler var. Orada bir dikkatimi çekti, kameranın arkasına geçeceğim. Kendimim çünkü yayında. Orada bir şey dikkatimi çekiyor şu anda. Herhalde sahil güvenlik orada gerekli incelemelerini yapıyor. O özellikle dikkatimi çekti şu an. Zoomlayıp görmeye çalışacağım ama ekrandan ne kadar görebileceğimi de bilmiyorum açıkçası. Evet, ekranda çok zor. Ekranı göremiyoruz çünkü. Evet, şu an zoomluyorum ama maalesef ekranda balıkçı teknelerini. Evet, şurada bir tane mendireyi gördük şu anda. Oradan ayar alalım. Yine göremiyoruz. Şuradan da takip edersek görüntüyü şuradan da takip edersek belki bir nebze faydası olacak bize. Evet, hemen üst tarafta. Şöyle yaptık. Evet. Yani inan güneşli bir alandayım şu anda. Burada ayarı yapmak da çok zor. Çünkü tek başımayım. Evet, gördüğünüz gibi balıkçı ağları atılmış durumda.
Ve şu anda ağlar toplanıyor. Ama ne tuttuklarını haliyle bilemiyoruz. Evet, şu şekilde yaklaşırdım. Mesafe çok uzak aslında. Ama elimden geldiğince size bu görüntüyü vermeye çalışıyorum. Evet, görüyorsunuz. Müthiş bir teknoloji var ellerinde. Yani balıkların hiçbir şansı yok. Şimdi iki sefer uzatma verildi. Hamsi balığıyla ilgili iki sefer uzatma alındı biliyorsunuz. Ayın 8'ine yani yarına kadar bu uzatma devam ediyor. Öncelikle şuna da bir bakalım da evet yarına kadar devam ediyor. Şöyle bir durum var. Yarın burada bekleyen bu gemiler ne yakalayacak ve gene tırlar gelecek mi? Ben bu soruyu soruyorum aslında. Ben Bartın İl Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, hatta bakanlık, ben yarın merak ediyorum tarla ağzında bu balıkçı tekneleri çıktıklarında hamsiyle döndüklerinde bu hamsileri yem fabrikalarına mı gönderecek? Yoksa Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki vatandaşların yemesi için bu balıkları piyasaya mı yollayacaklar? Yani tezgahlara mı gönderecekler? Ben bunu açıkçası çok ama çok merak ediyorum. Burada görüntüyü birazcık daha açacağım ve sağ tarafta gördüğüm kadarıyla yine balıkçı tekneleri var, grup halinde bunlar. Onları da bulabilirsem size, ekranda gerçekten zor oluyor onları bulmak. Evet, şöyle bir gezmem gerekiyor sağda. Görüntüyü birazcık daha açarsam geriye doğru. Evet, şu anda kadraja girdiler. Evet, şu anda onları da görüyorsunuz. Dedim ya sizlere, burada şu anda az önce daha çok vardı. Yani ben yayına hazırlanırken buradaki balıkçı tekne sayısı çok ama çok daha fazlaydı. Şu an geziyorlar, dolaşıyorlar, balığın peşindeler. Bazıları balığı buldu ve sarıyor şu anda. Evet, şöyle yaklaştırdım görüntüyü. Orada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu anda görüyorum. 3 tane sol tarafa doğru gitti. 9, 10 tane şu anda burada. Ama bu Karadeniz'de Filyos tarafında, İnkuma açıklarında, artık düşünün Cide tarafında, Kurcaşile tarafında, her tarafta şu anda bu balıkçı teknelerinden mevcut var. Ve onlar da rızkını çıkaracak illaki. Hiçbirine lafımız yok, hiçbirine de bir şey demiyoruz. Bunu da bakın özellikle belirtiyorum. Ama her şey kanun ve nizam çerçevesinde olduğu müddetçe hiçbir sorun yok. Yoksa bizler gördüğünüz gibi çok uzak değilmiş. Hamsiyi göremedik, bu sene hamsiyi yiyemedik. O hale geldik. Çünkü niye? Dengesiz ve plansız bir avlanma şekli var. Orta su trollerinden bahsediliyor. Bu orta su trollerinin de tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve şu anda hemen sol tarafta bir tekne daha balıkları sardı. İki tane tekne balıkları sardı. Yani şans yok. Balıkların şansı yok. Yakalanan istavritin büyükleri elekte kalırken küçükleri tekrar suya atılıyor ama mümkün değil. Çünkü tazikli bir suyla eleklere çarpıyor ve eleklere çarptığı için de yaşama şansları kalmıyor. Tekrar suya geri dönüyorlar ama birçoğu da ölü olarak geri dönüyor. Yani yakalamışsınız ya da yakalamamışsınız hiç fark etmiyor. Dün balıkçılar bunu detaylı olarak bana anlattılar. Zaten bununla ilgili de önümüzdeki günlerde, ilerleyen dönemlerde canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu haberleştirileceğimiz canlı yayınlar olacak bunlar. Birebir konukları alacağım ve onlarla birlikte bu konu masaya yatırılacak. Çünkü ben teferruatlı bir bilgiye sahip değilim. Onların anlattıkları bilgilerle ben sizlere bazı bilgiler verebiliyorum. Uzmanlık alanım da değil ama bu arkadaşlarımızın bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanarak onların bize anlatacaklarını birebir sizlere aktarmayı düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler, bu evden çıktım. Benim evim hemen burada. Evden çıktım ve bu yayın spontane gelişti. Şöyle ki baktım tekneler burada. Aşırı derecede tekne var. Ve bu teknelerin
Şöyle de şunu da bir ayarlayayım izninizle lütfen. Evet. Arkada tekneleri görünce ayın 8'i aklıma geldi. Ayın 8'inde balığa izin verileceği, yani hamsi avına izin verileceği aklıma geldi. Acaba dedim bugün ayın 8'i hani hamsi mi avlanıyor diye düşündüm ama değil. Hamsi avlanmıyor, istavrit avlanıyor ama benim bildiğim hamsi avlanmıyor. Ama ağlarla karaya çıktıklarında ne avladıklarını o zaman göreceğiz aslında. Hamsi büyüdü mü? Büyümedi hamsi, onu söyleyeyim size. Dün ben burada balıkçı tekneleriyle görüştüm. Onlar diyorlar ki hayır diyorlar. Bu kadar süre av yasağı olmasına rağmen hamsinin şu anki boyu iri ağlar atmalarına rağmen balıkçılar iri ağ atıyor. Çünkü biliyorsunuz denize ağ attığınızda hamsi gelsin, istavrit gelsin ayrımı yapamıyorsunuz ama iri gözenekli ağ kullanıyorlar. İri gözenekli ağ kullanmalarına rağmen gelen balıkları ben gördüm. İçlerinde böyle tek tök 20-30 tane falan bir hamsi gördük orada biz iskele yanaşıklarında. İnanın hamsinin boyu hala ufak. Yani hamsiler yenecek dereceye dahi gelmemiş. Çünkü niye? Büyük bir talan yapıldı burada. Ben bunu canlı yayın yaptım. Tarla ağzındaki yayında bana saldırmaya kalktılar. O görüntüler zaten Kanal 74'te mevcut. Ben bu yayını yaptığımda yaklaşık 2,5 ay falan oluyor. 2 ay, 2,5 ay oluyor. Bu yayını yaptığımda yetkililer bunu görmezden geldiler. Sorumlular bunu görmezden geldiler. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra hamsinin artık Karadeniz'de tükenme noktasına geldiğini gördük dediler. Ve yasak getirdiler. Ama yasağı ne zaman getirdiler? Yem fabrikalarına hamsi balıkları stok yapıldıktan sonra bu levrek işte balıklarının yemleri hazırlanıyor. Bu şey balıkçılığı diyorlar ona da. Artık ismi aklıma gelmiyor da kıyılarda kenarlarda böyle balık yetiştiriciliği, balık çiftliklerine verilecek yemler, diğer yerlere gidecek yemler, fabrikalarda stoklandı hamsiler. Artık tam kapasiteye ulaşıldıktan sonra bakanlık yasak getirdi. Ben kusura bakmasınlar, biz avazımız çıktığı kadar bağırdık. Dedik ki yanlış yapıyorsunuz. Her Allah'ın günü binlerce ton tarla ağzından standarda uygun olmayan küçük balıklar tırların kasalarına koyularak, özel yapılmış tırların kasasına koyularak Samsun tarafına gitti, yem fabrikalarına gitti. Birisi bu talana dur desin, gelecek kuşaklar hamsiyi yemeyecek dediğimizde oradaki vatandaşlar bize saldırmaya kalktılar. Ama bakanlık bunları görmedi mi? Bilmiyor muydu? Buradaki ilçe müdürlüğünden hiç mi rapor almıyordu? Sahil güvenliği bu konuda görevlendirmişsiniz, hiç mi size rapor vermiyordu? Ama maalesef ellerini kollarını bağlamıştınız. Onlar da bir şey yapamıyorlardı. Çünkü iddia şu, aşağıda balıkçılar diyor, bu teknelerin çoğu araştırın diyorlar. Kimin yakını? Bu teknelerin çoğu kimin yakını? Yem fabrikaları kimin diyorlar? Ben bilmiyorum şahsen. Araştıracak da gücüm yok. Gidip de Samsun'a bunu araştıracak halim de yok. Ama diyorum ki yazık diyorum ya. Yani şu hamsiyi biz tezgahımızda şu dönemde ve Karadeniz'i hamsi terk etmedi biliyor musunuz? Bizim bu açıklarımızı bu sene hamsi terk etmemiş. Balıkçılar öyle söylüyor. Hava sıcaklığındaki dengesizlik nedeniyle balık da şaşırdı diyorlar. O da ne yaptığını bilmiyor. Sularımızda duruyor. Ama büyümelerine fırsat vermedik. Yani 5-6 santim boyundaki o balıkları bundan 1,5 ay evvel avlamamış olsaydık o balıklar şu anda tezgahımıza gelecek ve yenecek boyutta olacaklardı. Ama maalesef bizim ihmalimiz, birilerinin ihmali daha doğrusu, benim ihmalim değil. Ben gittim görevimi yaptım bir gazeteci olarak orada, hatta dayak yemeye göze aldım. Çünkü saldırdı, orada birisi vardı özellikle saldırdı. Diğer kamyoncular toplandılar, gemiciler toplandılar. İşte arkamdan, ben arkamda kadrajı göstermedim o gün sizlere. Arkamda nereden baksanız 50-60 kişi vardı. Ve hepsi bana tepki gösteriyordu, niye yayın yapıyorsun diye. Yapmam gerekeni yaptım çünkü ben burada yaşıyorum. Bakın evim hemen burada arka tarafta. Ben Amasya'da yaşıyorum, Karadeniz'in kıyısında yaşıyorum. Ve ben burada gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istiyorsak ben bunun mücadelesini her alanda, her platformda vermeye hazırım. Ha, bunun bedeli de varsa bedelini ödemeye hazırım. Ama ben üzülüyorum. Bakın görüyorsunuz şu anda ağlarını sardılar, balıklarını çektiler. Şu anda sarı tekne var orada bir tane. Büyük bir tekne, en büyükleri o. O şu anda işini bitirdi. Oradan ben çünkü az önce zoom görmüştüm. O işini bitirdi orada. Ve şu anda büyük ihtimalle Tarla Ağzı Limanı'na gidecek. Çünkü Amasya Limanı'na girmiyorlar. Mecbur kalmadıkça girmiyorlar. Amasya Limanı, Tarla Ağzı Limanı dolduktan sonra buraya giriş yapıyorlar. Çünkü orada balıklarını boşaltacak yer bulamadıkları için mecburen buraya geliyorlar. Ama
Bunun sayısı, şu anki balıkçıların sayısı yarın itibariyle çok daha fazla olacak. Bunu söyleyeyim. Tarla Ağzı Limanı'na bir gelin bakın. Oradaki sevgili izleyenler, özür diliyorum. Kameranın arkasında düzeltemiyorum. Görüntü bazen otomatik modda kendisini kapatıyor. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Tekrar yayın kopmadı esasında. Sadece kamera belli bir süreden sonra kendisi kapanıyor. Evet, dediğim gibi yani burada şu anda Amasra açıklarında müthiş bir balık avı var. Ben buradan doğru görüyorum ve diyorum ki denizde balık bitmez ama bu şekilde yaparsak gelecek nesillere biz balık falan yediremeyeceğiz diyorum. Sadece şurada bir kere daha size görüntüyü zoom girerek vermek istiyorum. En ileride dağıldılar, dağılmaya başladılar. En ileride bir tane gemimiz var. O gemiye doğru yaklaşmak istiyorum. Evet, şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Topluyor şu anda, sarıyor. Balığı aldı, bölgeyi buldu, yakaladı. Bir dakika, şöyle yapacağız. Evet, tam ortaya doğru ayarladım. Biraz daha yaklaştırmayı düşünüyorum. Buyurun. Balık şu anda toplanıyor ve ben merak ediyorum, akşama tezgahlarda ne balığı göreceğiz? Tarla Ağzı'na gidiyorlar. Tarla Ağzı'na da gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü avlanan balığın ne balığı olduğunu ben de merak ediyorum. Bugün günlerden pazar, sokağa çıkma kısıtlaması da var. Herkes de her yere gidemiyor şu anda. Ben soruyorum, ilçe tarım müdürlüğü şu anda bu şekilde avlanmanın olduğu günde tatil mi yapıyor? İl tarım müdürlüğü tatil mi yapıyor? Bu da ayrıca benim için merak konusu. Onlar acaba burada bu balıkçılık, yani kendilerini ilgilendiren bir alanda burada avlanma yapılıyorsa kendileri şu anda ne yapıyorlar? Onlar mesai yapıyorlar mı? İncelemelerini sürdürüyorlar mı? Bunu da ayrıca merak ediyorum. Evet sevgili izleyenler, balık bereketi mi diye özellikle yazdım. Çünkü merak ediyorum gerçekten buradaki balık bereketi mi, yoksa ilerleyen yıllarda, gelecek yıllarda geleceğimize Karadeniz'de, hatta denizlerimizde, tüm dünyadaki denizlerimizde bu dengesiz şekilde avlanma nedeniyle geleceğimize denizde herhangi bir şey bırakamayacağımızın bir işareti mi? Bunu bilmiyorum. Ama kurallara uygun, yasalara uygun şekilde avcılık yapıldığı takdirde ben inanıyorum ki hem burada denizde şu anda avlanan bu balıkçılarımızın her zaman yüzü gülecek. Çünkü onlar rızkını denizden kazanıyor.
Onlar da buradaki denizdeki bereketten her zaman faydalanacak. Ama bu şekilde hızlı, daha çok kazanmak adına bu tür hamleler yapılırsa, bu tür avcılık yapılırsa kısa bir süre sonra da onlar Karadeniz yerine başka denizlere açılıp avlanmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Ben yayınımı buradan sonlandırıyorum ve daha sonra bir başka yayında sizlerle tekrar buluşmayı umut ediyorum. Önümüzdeki günlerde, şu anda açıklamıyorum, belki önümüzdeki hafta içerisinde sürprizlerimiz var. Yayıncılık anlayışıyla ilgili, yayınlarla ilgili şu anda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ama önümüzdeki günlerde inanın Kanal 74 ekranlarında çok çok ilginç sahneler yer alacak. Yeni bir gelişim var. Yeni bir çalışma var. Ne olduğunu söylemek istemiyorum şu anda. Erkenden konuşmak istemiyorum. Ama bizi izlemeye devam edin diyorum. Çünkü yani amacımız aslında şu: kamu oyunun menfaati, halkın çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda bir yayıncılık anlayışıyla biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani kamu kurum ve kuruluşları illaki bizlerin yaşam alanlarının organizasyonunda, yaşam alanlarımızın sürekliliğinde onlar söz sahibi. Onlar çünkü aldıkları kararlar bizim yaşamımıza ince ince dokunuşlar yapıyor. Ama bizler burada halkın tarafındayız. Çünkü niye derseniz biz halk adına yayıncılık yapıyoruz. Sorunları niye diyorlar, sen mi görüyorsun sadece? Şimdi doğru, iyileri, güzelleri de görüyoruz, görmüyor değiliz. Onları da haberleştiriyoruz ama ortada bir sorun varsa da sorunun kaynağı ve şekli, nereden geldiği, ne olduğu hiç önemli değil. Ama bir sorun varsa bu sorunu da dile getirmek zorundayız. Yani kol kırılsın, yen içerisinde kalsın anlayışı doğru bir anlayış değil. Misal örnek vereceğim. Bartın'da ya da X bir olay yapılıyor, ya da Bartın demeyelim, yani bir il düşünün, herhangi bir il düşünün. Bu ilde savcılık izniyle polis olsun, jandarma olsun bir operasyon yaptığını düşünün. Ve bu operasyon sonuçlanıyor. Kişiler gözaltına alıyor. Örnek mesela uyuşturucu ticareti. Örnek fuhuş ticareti. Kişiler gözaltına alınıyor. Adliyeye çıkarılıyor ve tutuklanıyorlar. Ama siz gidiyorsunuz gazeteci olarak, adliye boyutunda girişlerini çıkışlarını çekiyorsunuz. Görüntüler var elinizde. Ama ne hikmetse konunun içi yok. Yani size bu bilgiyi vermesi gereken emniyet ya da jandarma bunu bildiriyor. Nereye bildiriyor? Valiliğe bildiriyor. İl valiliği basın halkla ilişkilere gidiyor. Valiliğe gidiyor. Önce valiliğin süzgecinden geçiyor. Ve ne hikmetse basına o görüntü var ama bilgi yok. Basına bu gitmiyor. Şimdi böyle bir il düşünün. Bunların hepsi, ben tamamıyla bunları yatıracağım. Yani bu bir yerde kol kırılsın, yen içinde kalsın zihniyetidir. Bu doğru bir düşünce değildir. Çünkü fuhuş yapan, uyuşturucu satan, gayrimeşruya giren her kim varsa bu insanların şunu bilmesi lazım. Biz böyle bir yola girdiğimizde bak devlet yakalıyor, cezasını veriyor. En azından hem caydırıcı etkisi olmalı hem de bu yollara girmek isteyen kişilere de bir gözdağı olmalı. Ama siz dersiniz ki benim ilim güllük gülistanlık görülsün, fuhuşla uyuşturucuyla anılmasın derseniz bize kötülük yapmış olursunuz. Çünkü yakalanan insanların yakalandığı gösterilmez, deşifre edilmezse birileri bundan cesaret alacaktır ve benim ilimde bu olaylar artacaktır. Benim ilimde görev yapan kamu kurum ve görevlileri bir müddet sonra bu ili terk edip başka yerlerde görev alacak ama biz burada yaşayacağız. O yüzden lütfen bize kötülük yapmayın diyorum. Daha doğrusu illerde yaşayanlara kötülük yapmayın diyorum. Ne varsa ulu orta kimseyi kollamadan, kollamada değil esasında bu ama ne hikmettir bilmiyorum. Buna benzer olaylar yaşıyoruz. İlerleyen günlerde bunları da tartışma programlarıyla beraber gündeme getireceğiz. Konuşulmayanları konuşacağız. Dillendirilmeyenleri dillendireceğiz. Biz halk için gerekli mücadeleyi her platformda vereceğiz. Ama önümüzdeki günlerde termik santral ile ilgili bir gündem oluşacak. Artı bir bilgi ama tam net değil. Önümüzdeki günlerde Bartın gündemini uzun süre meşgul etmiş bir konu hakkında çok büyük bir bomba geliyor. Belki pazartesi günü bu gündeme, Bartın'ın gündemine oturacak diyorum.
tartışmalı ve gergin günler bizi bekliyor Bartın'da. Kalın sağlıcakla.